misiniz? Ah! Dur! Kanıyor. Zeynep kanıyor. Yardım. Dur. Kanıyor. Dur. Kendinize bakın. Polisi arar mısınız lütfen? Dur. Kanıyor musunuz? Bırak bakayım. Sadece sıyırdım. Sizin ambulans, olabilir. Ambulans haber verebilir misiniz? Sıyırdım bence. Kanıyor ya. Kanıyor. Açsana Selin ya. Selin lütfen dönüp şu kapıyı bize açar mısın? Bak bekliyoruz seni. Şu an saçma sapan bir şey yapıyorsun. Lütfen gelip açar mısın? Beş dakika bile dayanamıyorsun değil mi benimle burada durmaya? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum çünkü sana baktıkça kalbim acıyor. Dayanamıyorum. Anladın mı? Rahatladın mı şimdi? Hiç hikaye anlat baban Orhan. Tokun bu bahaneleri. Bunda da brokoli varmış. Ne yapılır ki bunda salatadan başka? Sası. Çiğne çiğne dur. Bakayım bozukta ne varmış. Hadi aç Murat ya. Aç şu kızımın sesini duyayım. Açmıyor mu? Meşgul. Meşgul mü? Yoksa meşgule mi attı? Meşgul teyze, meşgul. Kızım niye diken diken yapıyorsun suratını? Bana doğruları söylemiyorsun. Başını derde sokuyorsun. Ondan ısrarla soruyorum. Ya meşgule attı ya. Meşgule attı. Beni hiçe sayıyor ya. Hiçe sayıyor. Bir de kızımı aldı. Teyzesinin bir tanesi Selim benim. Sen hiç merak etme. Bunların hepsinin hesabını soracağız o Murat Alçak'la. Gel bir tane. Kızımı istiyorum ben teyze. Benim şüphelendiğim biri var. Pedromol Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı İsmet Gürpınar. Ya adam bugün hatta güpe gündüz gelip büromu bastı. Tehdit falan etti beni. Ondan şüpheleniyorum. Zeyno iyi misin? İyiyim Hakim Hanım. Biz gidebilir miyiz? Tabii. Sizi evinize bırakalım. Aracınızı da emniyetin garajına çektirdik. Başka soracaklarımız olursa rica ederiz. İlçe emniyetine gelirsiniz. Tamam, öyle olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Gel kuzum. Zeyno çok korktum. Kuzum. Çok korktum. Anne, çarşafları falan buldunuz değil mi? Bulduk, bir tane bulduk. Sen hiç merak etme, biz iyiyiz. Ha, ya Yeşim abla, kusura bakma, ne olur benim çıkmam lazım. Ay canım, işine bak sen lütfen. Yalnız Deliş, bu ne güzellik ya. Nereye gidiyorsun? Randevun mu var? Yok ya. Ne randevusu? İş yemeği. Zeliş canım. Geç kaldım. Hadi öpüyorum sizi. Güle güle yavrum. Kolay gelsin. Su gibi. Su gibi maşallah. Bir sağ ol Zeliş. Teşekkür ederiz. Bizi sokakta bırakmadın deme sen. Mecbur çünkü Zeliş bizi burada ağırlamaya değil mi? Teyze ne diyorsun şimdi? Onun için tam kalktım teşekkür et. Sazan atlama. Kızım. Duygularını kontrol etmeyi öğreneceksin. Böyle anında tepki verirsen oyun kuramazsın. Ateş gibi parlıyorsun Yeşim. Olmaz. İçeceğim ben seni, içeceğim, sen merak etme. Ciddi ciddi anlatıyorum ben de sana. Ne fenasın teyze ya. Kim misafirin? Annemle kuzenim. Elektrikler gelene kadar bende kalacaklar. Elektrik mi? Arıza mı var? Ya ne bileyim, elektrikleri açtıramamışlar mı, kapattıramamışlar mı? Annem bir şeyler anlattı da dinleyemedim doğru dürüst. Bakalım bizim seyyar köfteciden daha mı güzel bu Fransız restoranı? Bakacağız. Tamam, siz o teklifi bana bir gönderin, ben bir bakayım. Sonra iletirsiniz. Aha, tamam, bana bir gö... Ne yapıyorsun? Konuşacağız. Konuşacağız. Ne konuşacağız oğlum? Bizim konuşacak bir şeyimiz kaldı mı sence? Bıraktın mı? Anlamıyorsun ki. Pişmanım. Pişmanım ya.
Seni seviyorum. Niye anlamıyorsun? Niye bizim bir şansımız daha yok? Delireceğim. Neden? Dün gece Behram'ın arabasındaydın oğlum. Artık söylediğin hiçbir şey inandırıcı gelmiyor. Hiçbir şey. Hiçbir önemi yok değil mi? Nasıl bindim bu arabaya? Niye bindim? Niye bindin ya? Niye bindin? Anneni vuracaklardı, onu kurtarmak için mi bindin? Ozan'ın kafasına silah mı dayadılar? Niye bindin? Bana bir anlatsana. Dinliyorum. Anlat. Ya oğlum. İyisin değil mi? İyiyim Hakime Hanım. Acımıyor değil mi çocuğun? Yok, çok iyiyim. Allah'ım yarabbim ya. Hakime Hanım, ben sofrayı hazırlayayım mı? Hayır kızım, ne sofrası Allah aşkına, dinlen. Tamam bırak, sonra hallederiz onu. Abla, bir lahana dolma sarmışım. Vallahi parmaklarınızı... Zeyno abicim, senin boynuna ne oldu? Abla ne bu haliniz? Ah, sorma Ümit, sorma. Kuzenin ne iş yapıyor? Bir iş yapmıyor. Evli. Ama adamın her hareketi faal. Ya gerçi bilmiyorum. Belki de iyi adamdır. O kadar da gömmeyeyim. Kuzeninin kocasını tanımıyor musun? Hı-hı. Tanışmadık. Fırsat olmadı. Ne iş yapıyor? Müteahhitmiş güya. Nasıl güya? Vallahi bilmiyorum. Bana anlatmıyorlar ama bence kuzenimin durumu bayağı bir karışık. Nasıl karışık? Anlamıyorum şeyi. Aa, pardon canım, bir saniye. Efendim anne. Ne? Kendimi açıklamaya çalışmaktan çok yoruldum. Yorulma ya oğlum, hiç yorulmana gerek yok. Yani kendini açıklamana da gerek yok. Bence binin Behram'ın arabasına, şöyle güzel bir İstanbul turu falan yapın. Ya da ne bileyim, çiftlik falan gezin işte. Eğlenmene bak yani. Gerek yok böyle şeylere. Oga. Ya niye görmek istemiyorsun? Ya pişmanım diyorum işte. Seni çok seviyorum diyorum ya ben. Dokunma bana. Alo. Oğlum neredesin çocuğum? Selin'deyim. Tamam. Bak şimdi panik olma lütfen. Haberlerde falan görürsün. Biri bize ateş açtı kızım. Ne? Ne demek ateş açtı, ne demek? Kızım korkacak bir şey yok. İyiyiz çok şükür. Ya ben de bilmiyorum ne olduğunu zaten. Ben bürodan çıkıyordum. Zeyno da arabanın önünde bekliyordu. Tam arabaya binecekken motosikletli bir adam ateş açtı. Oğlum ne oluyor? Ne ateşi? İyisin değil mi sen? Sen neredesin? Nereye geçtin şimdi? Biz eve geldik. Evdeyiz şu anda. Lütfen sen de hemen eve gel. Evde olmanızı istiyorum oğlum. Tamam. Tamam anneciğim, geliyorum. Tamam, merak etme. Ne oluyor? Çıkmam lazım. Çıkmam lazım burada. Çıkmamız lazım artık. Lan ne oluyor? Oğlum ne olduğunu bir söylesene. Ya aç şu telefonu Selin, aç artık, çıkmam lazım Tolga. Alo Abtuş, şimdi sana bir konum atacağım. Bir çilingir bul, hemen buraya gel, tamam mı? Tamam, atıyorum konum, acil, acil. Aç ya, aç şunu artık. Tamam, tamam Abtuş'u aradım, geliyor.
açmıyor. Deli edecek bu adam beni, deli edecek. Al al al. Sabit Hatta'nı ara. Efendim? Murat aşkım. İşim. Nereden arıyorsun sen beni? Biz İknur teyzenin bir akrabasına geldik. Sağ olsunlar bize evlerini açtılar. Öykü'yü alabilirim ben, ev müsait. Hayır, Öykü benimle kalacak. Seninle mi? Ama yapamıyorum ben hayatım. Ben sensiz de öyküsüz de yapamıyorum, ne olur. Vallahi biz sensiz gayet güzel yapıyoruz. Sen de yaparsın bizsiz, tamam mı? Hadi meşgul etme beni, kapatıyorum. Suratımı kapattı. Hayır. Teyze suratımı kapattı diyorum. Hayır, açacak mı? Yok. Sen alttan almaya devam edeceksin. Biz bunların hesabını soracağız o alçaktan, merak etme sen. Öykü, babacığım acıkmadın mı sen? Baba, annem nerede? Annemi mi özledim? Ama ben varım yanında güzel kızım. Prensesim. Beni özlemiyor musun? Bak, çok az görüşüyoruz zaten senin. Hadi gel, gidelim yemeğimizi yiyelim. Güzel yemekler bulalım. Gel benim bir tanem. Gel benim prensesim, benim güzel kızım. Gel oturalım güzel kızım. Aferin bir tanem. Evet. Güzel kızımla ne yiyeceğiz acaba bu akşam? Dilek, saçmalamayacaksın değil mi? Niye ki kızım ya? Ben kafama koydum. Dediğimi yapacağım. Başın derde girer. Behram Bey'in kulağına giderse kesin kovulursun. Ay Ebru, sen saf mısın kızım ya? Ben dediğimi yaparsam sence burada kalır mıyım? İzle gör. İzle. Tarık Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Teşekkürler Dilek. Sağ ol, her şey yolunda. Bu prenses kim acaba? Bu güzel prensesi benim kızım Öykü. Çok tatlıymışsın ama sen. Bak, bu da Dilek abla, otel yönetiminde çalışıyor. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Benden bir isteğiniz olursa seve seve yardım ederim Tarık Bey. Ne isterseniz. Teşekkürler Dilek. Rica ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne yiyeceksin bu akşam? Seçtin mi yemeği? Güzel kızım benim. Telefon hakkım var size abi. Kullanabilir miyim peki? Tabii ki. Aç kapıyı. Hayır, gerek yok. Alev, bir şey çıkarın artık kızım bu sorgudan. Bak, gözaltı süresini de uzattırdık. Konuşmuyor müdürüm. Denemediğimiz yol kalmadı ama konuşmuyor adam. Belki de bir şey bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? Bomboş telefon. Ne bir adres, ne bir telefon numarası, ne bir kare fotoğraf. Adam Kanada'ya giderken sıfır telefonla gitmiş. Niye? Doğru söylüyorsunuz. Çok şüphe çekici bir durum ama konuşmuyor işte. Kime kayıtlı çıktı telefon? Cenap Temiz diye uyduruk bir kimliğin. Gir. Ali Seza'yı okuyan. Gel otur şöyle. Avanoslu kendi halinde bir ceza avukatı iken uyuşturucu şebekesinin başı olmak nasıl bir duygu Sezai Bey? Ben mi uyuşturucu şebekesinin başıyım? Ara, bir telefon hakkım var.
telefon benim değil. Üstünden çıkan telefon bu müdürüm. Bu benim değil. Biri benim telefonumu değiştirmiş müdür bey. Tabii tabii. Arhan Holding'in maden taşıyan tırlarına 500 kilo kokaini de polis yerleştirmiştir. Bakın müdür bey, bir daha söyleyeyim. Benim bu işlerle uzak yakın hiçbir alakam yok. Ben anlamam bu işlerden. Biri bu uyuşturucu işini, şebeke işini benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Bu kesin. Hepsi öyle olur. Değil mi müdürüm? Bir telefon hakkım var. Kimi arayacaksın? Numan Karabaş'ı arayacağım. Ara o zaman. Yalnız Numan abinin numarasını ezberden bilmiyorum ben. Avukatını ara o zaman. Avukatım yok müdür bey. Ben kendim avukatım zaten. Ne olacak peki? Zeyno, Allah aşkına ya. Fıldır fıldır dolaşıp durma. Otur şuraya biraz. Gerçekten iyiyim hakim hanım. Bir şeyim yok. Ne iyisi. Bırak gözünü seveyim ya. Zeynep otur Allah aşkına otur. Ver ben dağıtırım. Kızım. Ay. Anne. Ay Ozan. Anneciğim. Annem. İyi misin? İyiyim ben çıktım da Zeynep yaramam ya. Vallahi gidiyordu kız. Zeynepciğim geçmiş olsun. İyiyim Ozan. İyiyim gerçekten korkma. Çok atlatmışsınız. Yaralanabilirdiniz. Ölebilirdiniz ya. Anne anne çok korktum anne. Hiç çok şükür. İyiyim iyiyim o. Seniş gel. Anne, Seliş'le tanıştırayım size. Annem Güzide Özgüdar. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Ben çok üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ümit ben de. Memnun oldum. Merhaba Seliş. Lütfen oturun. Bak bu da Zeynep'imiz. Ailemizin her şeyi. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sence kim nişanlı bu? Kimin olacak? Ablamı katakulliye getiren şirketin tepesindeki adamın. Pedro Mol. Evet o. Değil mi abla? Adam seni baroya şikayet etmişti. Hayır. Sen de adamı canlı yayınla madara edince tabii. Hayatım hayır. Yahu öyle bir şey değil ki o ya. Adam böyle korkutmak için geldi, üfürdü gitti. Nasıl üfürdü abla ya? Tesadüf mü yani? Sabah tehdit, akşamına da... Tehdit mi? Nasıl tehdit? Ya anne. Ay hayır ya. Allah Allah. Ya belki yani hedef biz bile değildik çocuklar. Bilmiyoruz ki daha. E kim o zaman anne? Yani orası öyle yani şimdi önden konuşmayalım tabii ama yani. Ama senin bir tedbir alman lazım abla. Evet anne kesinlikle bak bir şey yapalım. Bir koruma falan bir şey tutalım sana. Tabii şey yaparız onu ya. Benim telefonum burada. Oğlum nerede kaldı? Ya nerede kaldı ablacığım? Bilmiyorum geleceğim dedi de işte. Annem. Annem. Geliyorum. Geliyorum anneciğim. Trafikteyim. Geliyorum hemen. Toka kesin bir şey oldu. Saklıyorlar. Hayır hayır bir şey öyle düşünme. Bir şey olmadı. Camı mı kırsak? Ya gelmiyorsa ne bileyim kıralım mı? Tamam kırayım. Hangisini kırayım? Ya iki dakika yalnız bıraktım. 100 kere aramışsınız. Ya Selin ya. Ne oldu? Anneme saldırmışlar. Ne? Nasıl? Ne yapıyorsun? Taksi çağırıyorum. Ya ne taksisi gel? Yani gel. Gel. Öykücüğüm, sevdin mi yemeklerimizi? Tam senin istediğin gibi yaptırdım. Bayıldı, bayıldı bence. Öykü, bak buranın pastanesinin çok güzel pastaları varmış. Öyle değil mi Dilek ablası? Evet. Framboğazlı var, krokanlı var, çikolatalı var. Bir sürü var. Hadi bir tanesini seçin bakalım. Ömer'cim gel, otur.
Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Otur. Ne içersin? Bir şey almayayım Tarık Bey, sağ olun. Peki, sen bilirsin. Ömer bak şimdi benim eski eşim Güzide. Onun maillerini ekleyebilir misin? Tabii. Ne istiyorsunuz? Mailine bir daha giremesin mi? Hayır, girsin. Ama ben de girebileyim. Hatta cevap da yazmalıyım. Kolay iş. Ama yasa dışı biliyorsunuz değil mi? Anladım. Para önemli değil. Hallederiz onu. Hemen başlayabilir miyiz? Tabii. Sizden bir mail adresi alacağım. Hı hı. Birkaç tane var ama Güzide Yener soyu var. Hemen hallediyorum. Nazancığım merak etme hayatım. İyi, Zeyno da iyi. Yok orada MOBESE yokmuş, o yüzden kayıt da yok. Ama bir büyük cadde vardı. Oraya bakacaklar şimdi. Hı. Evet, motosikletli bir adam arıyorlar. Şüpheli o. Hayatım şu anda misafirim var. Sonra konuşalım. Tamam hadi, hoşça kal. Anne ben... Zeliş evine bırakayım, geleyim sonra. Tabii. Olur. Zeliş, çok memnun oldum. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Sizinle daha güzel bir zamanda bir arada olmayı çok isterim. Ben de öyle, çok sevinirim. Umarım sorumlular yakın zamanda yakalanırlar. Umarım, sağ olun. Hadi. Ne var? Ben beğendim abla, çok güzel kız. Yani dur bakalım. Abla dur bakalım, bak boy poz sülüm gibi maşallah. Sen beğenmedin. Hayır güzel, bir şey demiyorum güzelliğine, güzel. Güzel. Şu navigasyondan bir bakar mısın? Senin eve hangi yoldan gidelim? Kaç dakika veriyorum? Hayır, benim eve gitmiyoruz. Ha nereye gideceksin? Nereye bırakayım seni? Bir yere bırakma, sen nereye gidiyorsan oraya gidiyorum. Ben bir yere gitmiyorum Zeliş. Ben seni bırakmak için evden çıktım. Ne yapıyorsun? İyi. 12 dakika gösteriyor. Zeliş saçmalama. Saçmalıyorsun, farkında mısın? Ya senin amacın Pedro Molaşi'ye gitmek değil mi? Ozan senin bir planın var ve ben de o plana dahil olacağım. Hayır, olmaz. Olur. Zeliş olmaz dedim. Ya Ozan olur. Sen nereye, ben oraya. Zeliş, ben annemi tehdit eden adamın ağzını burnunu kırmaya gidiyorum, tamam mı? O köpeklerini üstümüze salmasının hesabını soracağım o ite. O yüzden seni şimdi güzel nasıl güzel... Nasıl yapacaksın Ozan? Adamın muhakkak korumaları vardır. Kaç tane? 100 tane mi? En fazla 2'dir. Ya benim gözüm koruma mı görüyor şu anda? Seni güzel güzel evine bırakıyorum. Sen de bana engel olmaya kalkma. Tamam mı? Güzel ya güzel. Ya amacım sana engel olmak değil ki. Kontrolü kaybetmene engel olmak. Ben seninle nasıl baş edeceğim ya? Baş etme. Uyum sağla. Ay Nazancığım, ben sana demedim mi? İyiyiz biz, merak etme diye. Ne kalkıp geliyorsun ya? Otursana evinde. Ne demek kalkıp geliyorsun? Ya sana bir şey olsaydı? Ya o mermilerden biri sana isabet etseydi? Etmedi, merak etme. Ay Allah korudu Nazan abla ya. Vallahi Allah korudu. Yüzde teyze, bu caddede hiç mi mobesi yokmuş ya? Aslında 2 tane varmış da. Biri bozukmuş, biri de kör taraftaymış. Bu ateş açanı... Göremediniz tabii, kaskı vardı. Şey, plaka falan gördünüz mü? Vallahi biz yani arabaya binmek üzereydik, konuşuyorduk. Bir şey gördük yani, bir böyle motosikletli adam bize doğru geliyordu bu taraftan ama o kadar bir şey. Yani sadece motosikleti gördük. Ha, siz motosikleti gördünüz mü? Hı, gördüm. Yani nasıl bir şeydi peki, böyle hani bayağı kuryelerin kullandığı gibi bir şey mi yoksa? Yok, ona benzemiyordu. Yani böyle şey ya, hani sokaklarda görürüz ya motosiklet, böyle bağıra çağıra geçen sesli. Öyle bir şeydi yani. Ha, anladım, çok iyi anladım. Şu? Yok, buna benzemiyordu. Şu olabilir ama. Ha evet işte, buna benziyordu değil mi Hakim Hanım? Bakın. Evet işte, böyle bir şey, evet. Ben bir müsaadenizi isteyeyim telefonu çıkmış. Estağfurullah. Ha alo Ercan. Şey diyeceğim sana, bu motosikletin fotoğrafını attım sana da. Ha aynen, tam tetikçi işi işte. Bu kimdi ya, bizim Müco mu bakıyordu bu işlere? Sana zahmet, onu bir ara da. Şu işi bir kurcalasın ya. Thank you.
Ah oğlum. Canım. Ay, iyisin. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir şeyin yok değil mi? İyiyim ben, iyiyim. Zeynep yaralandı anneciğim. Yaralandı mı? Neyin var? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. İyiyim, bir şey olmadı. Anne ne oluyor ya? Kim yaptı? Vallahi bilmiyorum ki kızım işte. Ne olur siz de dikkatli olun, olur mu? Ay asıl senin dikkatli olman lazım abla yani. Bu öyle hafife alınacak bir mesele değil ki. Değil mi? Evet, sen dikkat et de anne. Neden? Ne oldu? Ne istiyorlar? Hiçbir şey bilmiyorum vallahi. Adamı da yani tanımıyorum. Göremedik zaten. Hiç. Tamam, tamam. Çok şükür iyisin. Senin neyin var? Ne oldu yani? İyiyim ya. Sadece şu boynumda bir sıyrık var. Of. Tamam hadi haber verirsin sen bana. Tamam. Hadi bay bay. Senin ne işin var Behram? İşte Nazoş aradı, böyle böyle ateş açıldı deyince ben de geçmiş olsun diyeyim dedim. Anladım. Sana da çok geçmiş olsun bu arada. Ben iyiyim ya. Yok ki benim şeyim, sağ ol. Güzide teyze, ben bu şeyi, motosikleti bulacağım. Şu tetikçiye ulaşırsak gerisi kolay zaten. Nasıl ya? Bulabilir misin sen? Yani var benim bazı kaynaklarım. Hiç gerek yok ama yani zaten polis ilgileniyor Behramcığım. Hiç gerek yok çocuğum. Sen karışma. Ha, yok yok, ben karışmayacağım ya. Hani şey, polise yardım etmek amacıyla bir eşkal meşkal bir şey verelim diye sadece. Eşkal, polisin işi yavrum, sen hiç şey yapma. Hiç gerek yok. Efendim. Neredesin? Ya bulamadın mı hala park yeri? Park yeri mi? Park etmeye gitmedin mi? Park yeri bulup gelmeyecek miydin? Yok, ben gelmiyorum. Gittin mi yani? Oğlum, annene çok geçmiş olsun dediğimi söylersin. Umarım saldırganlar en kısa zamanda yakalanır. Alo. Tolga, oğlum yanında mı? Yok, eve bıraktım şimdi. Ya ne olmuş? Arıyorum, açmıyor. Öleceğim meraktan. Annesine saldırmışlar işte. Ateş açmışlar. Kim yapmış olabilir ki? Yani bir şey belli mi? Bilmiyorum Selin. Şu an müsait değilim. Kapatıyorum. Tamam. Tamam, tamam. Sorun değil. Şimdi ben şurayı bir arayacağım. Dur. Arama şimdi, dur. Yani saat 8:30. Ofisten çıkmış olabilir. Boşuna gitmeyelim. Doğru diyorsun. Pedromol Ayşe, buyurun. Merhabalar. Asuman ben. Asuman Yelkenci. İsmet Bey'le görüşecektim. Maalesef İsmet Bey'i kaybettik hanımefendi. Ne? Nasıl? Öldü mü yani? Neden? Kalp krizi efendim. Öldüm meraktan. Telefonlarımı da açmadın, öldüm. İyiyim. İyiyiz, merak etme. Güzide teyze nasıl? İyi. Ya çok şükür iyi ama ölebilirdi Selin. Saldırmışlar ya. Kadına saldırmışlar, her şey olabilirdi. Ben inanmıyorum. Sen nasılsın? Tolga gitti. Geçmiş olsun bile demedi. Eve uğramadı. Hasta gitti. Ne bileyim, uğrar sandım. Bir işe yaramadı yani. Kilitlemem bize. Ben barışırsınız sanmıştım. Ben de. Neyse, hadi gel. Hadi.
Selin geldi. Ay Selin'cim. Müjde teyzeciğim. Çok geçmiş olsun. Canım benim, teşekkür ederim ya. İyi misin? İyiyim iyiyim, merak etme. Hoş geldin. Çok geçmiş olsun Zeynep. Sağ ol Selin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok endişelendim duyunca. Kim yapmış? Yani bir şey öğrenebildiniz mi? Vallahi biz de tanımıyoruz çocuğum. Polis şimdi araştırıyor, bakalım. Ya Ümit'ciğim, seninle de uzun zamandır konuşamadık. Hayırlı olsun, işe başlamışsın. Ha ha, şey sağ ol, sağ ol Nazan abla ya, sağ ol. Ozan nerede kaldı ya? Hı? Şeydir abla şimdi. Zeliş rahat bırakmıyordur şimdi. Zeliş kim? Bizim şey, gelin hanım. Aşkına ne gelini ya Ümit'ciğim sen de ya. Kızın adını biliyoruz sadece. Yok ya öyle bir şey. Aha, tabii canım. Ne gelini? Ben aman şey, ah. Ben öylesine söyledim zaten. Ben takılıyorum ya şeye. Saçmalıyor. Abartıyor yani, öyle bir şey yok. Ben bilirim olsa. Ben izninizi isteyeyim. Hem dinlenin biraz, hem de ders çalışmam lazım. Tabii yavrum, ay ayağına sağlık. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım benim, zarif kızım. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Ben bir mutfağa bakayım. Tamam ama yorulma kızım, bir şey yapma. Tamam Ercan, kapat hadi, haberleşiriz. Güzide teyze... Sizi tehdit eden adam bugün kalp krizinden ölmüş. Aa. Ölmüş mü? Evet. Zeliş, aşkım, teşekkür ederim. Ne için? Cesaretin için, yanımda olduğun için. Asıl ben teşekkür ederim. Bana güvenip gel dediğin için. Annemle tanıştım, sıra bende. Ya annem bunu saymadı ki. Bence de sayılmaz. O zaman... İyi geceler. İyi geceler. Oltan Bey de ne güzel daire vermiş Zeliş'e, değil mi? Herhalde yani. Herhalde derken? Teyze. Zeliş Adana'dayken Oltan'ın az kuryeliğini yapmadı. Yani şimdi birbirimizi kandırmayalım. Kucağında binlerce dolarlarla Orta Asyalara gitmeler falan. Ne kuryeliği be? Kız vazifesi neyi gerektiriyorsa onu yaptı. Tamam ben de onu diyorum. Yani Zeliş gibi bir elemanı bulmuş tabii ki iyi bakacak. Sen de. Hoş geldin Zeliş'im. Hoş bulduk. Erken geldin. Ha, bir görünüp kaçtım ya hemen. Çok açım yalnız, ne yemek var? Yemek mi? Sen yemekten gelmedin mi? İş yemeği Yeşim abla. İnsan iş yemeğinde doymaz ki. Siz yediniz mi? Yedik yedik vallahi, et yedik, çok iyi geldi. Vallahi bütün köftelerini bitirdik Zeliş. Oo, afiyet olsun canım. Sen dinlen yavrum, ben sana bir şeyler hazırlayayım. Yeşim abla, senin ufaklık niye yok? Tatile gitti onlar babasıyla. Aa, bu mevsimde. Kayağa gittiler Uludağ'a. Ay Murat bayılır kayak yapmaya. Sen niye gitmedin? Her şeyi de bilme. Aramız bozuk biraz bizim. Evlilik terapisine gideceklermiş de. Ay düzelir ya, her evlilikte olur böyle dönemler. Ay bu da üç koca boşadı sanki. Çok bilmiş. Her evlilikte olurmuş böyle şeyler.
Peki sizin elektrikler niye gitmiş? Aman Murat'ın ihmalkarlığı. Biz yeni ev aldık da. Ev dediği de villa ha. Havuzu bile var. Eski ev sahibi de abonelikleri kapattırmış. Murat da daha üstünü almadığı için bir de tatilini bölüp gelemiyor beyefendi. Ama dönünce hepsini üstüne alacak. Elektrik, doğalgaz, su hepsi açılacak inşallah. Hepsini alacak üstüne. Güzel kızım. Ebru'ydu değil mi adın sen? Ebru Tarık Bey. Tamam güzel. Başından ayrılma. Uyanırsa beni ara. Tabii Tarık Bey. Gerizekalı kendi ayağınla gidiyorsun tuzağa. Alo. Alo Dilek. Ne oldu, geliyor mu? Geliyor geliyor. Dilek ne olur dikkatli ol. Kızım dikkatli olacak ne var sende? Çocuklar, bu adam kalp krizi geçirip öldüğüne göre o zaman saldırıyı gerçekleştiren bu İsmet Gürpınar değil. Ya şimdi ilahi adalet cezasını verdi diye aklamadı mı abla? Hayır aklamıyorum, akıl yürütüyorum. Bak bu adam benim büromdan saat 2:30 gibi çıktı. 3'ü geçe de kalp krizi geçirip ölmüş zaten. Ne ara saldırı için birilerini buldu da yolladı? Yani mantıklı evet. Bilemedim anne ben ya. Mantıklı mı? Evet çocuğum. Yani düşünsene geldi beni tehdit etti bu adam. Ne yapar? En az bir gün bekler değil mi? Yani ben şikayetimi belki geri çekerim diye bekler. Beklemesi lazım. Ama yani saldırıyı o zaman bu gerçekleştirmedi. Doğru doğru. O zaman başka biri mi? Yaşıyor yani o zaman. İşler daha da korkunç bir hale geldi. Kim? Kim bu adam? Sen merak etme. Ben bulacağım. Anne, bulunana kadar en azından lütfen büroya falan gitme tamam mı? Ne demek lütfen gitme büroya? Ne nasıl bir şey bu? Sen benim yerime karar veremezsin oğlumcuğum. Asıl siz benim dizimin dibinden ayrılmayacaksınız. Tamam. Bari bir koruma bulalım olur mu? Ben ayarlarım. Ben... Ya Allah aşkına söylediğime pişman etme beni oğlum. Ne koruması ya? Asıl siz kendinize dikkat edeceksiniz. Sen, abin, Ümit, Nazan bile. Ben niye? Hayatım yakın arkadaşımsın. Ay bırak Allah aşkına Güzide. Ne demek bırak? Kurşunlanmışız bırak Allah aşkına diyor ya. Peki kim abla bu? Yani kim bu işi yapan? Bilmiyorum artık. Savcılığa gitti bu iş. Tamam polis takip edecek. Lütfen herkes bulununcaya kadar bu adam lütfen dikkatli olsun. Lütfen. Elmas nerede? Niye bu işle ilgilenmiyor? Trinidad'da o. Nerede? Trinidad. Tobago diye bir ülke var ya hani. Karayipler. Evet. Ne işi var orada? Tarık'ın orada hesabı olmasından şüpheleniyor da. O yüzden araştırmak için gitti. Tarık'ın Trinidad'da hesabı mı varmış? Şeyde Papua Yeni Gine'de de vardır kesin. Vallahi vardır yani Mars'ta olsa ona da şaşırmam. Nasıl insan ya? Bana da yer var mı? Ama sanır mı? Gel. Günaydın. Abla günaydın. Gel bir çay koyayım sana. Olur. Ne oldu? Uyuyamadın tabii değil mi? Yok ya uyudum da. Yok yok uyumamışsın bak gözlerinden belli zaten. Ya şeyi düşünüyorum Ümit. Ya kim öldürmek istemiş olabilir beni? Yani bu İsmet Gürpınar tamam gitti.
Ya yani benim husumetli bir tek Tarık var. Ve Oltan. Ama yok ya, ikisi de yapmaz. Tarık Efendi o zaman. Mendebur Tarık Efendi yaptırdı bunu. Yok artık, sen de o kadar değil ya. 30 yıllık eşim o benim. Aa daha neler. Hayır hayır. Tarık değil. O zaman Mintoni. Yok be sen de. Ya o beni öldürtüp ne yapacak? Eline ne geçecek? Nasıl eline bir şey geçmez abla ya? Şimdi Allah korusun. Şimdi sana bir şey olsa nikahın düşer. O da Mendebur'la hemen evlenir. Oğlum Tarık onunla evlenir mi sanıyorsun sen ya? Evlenmez. Tarık artık daha gençlerine bakıyor. Ama Mintoni öyle düşünmüyor ki abla. Yani senin canına kastedebilir. Yani gerekli motivasyonu var demek istiyorum. Oğlum onda zeka yok Allah aşkına. Ama gelecek tetikçi bulacak da falan. Yok yok. Aa, bu ne şimdi ya? Ne oluyor? Ya kirayı ödemiştim. İade olmuş ya. Ne yaptım acaba? Bir yanlış bir şey mi yaptım? Ben Behram'ın adını falan yanlış mı yazdım? Vallahi yanlışlık falan yok bence. Hı? Bu Behram, Nazo'nun kuzeni biliyorsun. Oğluma da fena halde aşık. Bizden para almayacak demek ki. Ne? Niye öyle bakıyorsun ya? Yabancı değiliz diye düşünüyor herhalde. Onu demek istiyorum. Ne demek yabancı değiliz? Yabancıyız, basbayağı yabancıyız. Hani velev ki değiliz. Ne yapacağız? Bedava mı oturacağız burada? Yakışır mı ya? Biz yapar mıyız böyle bir şey? Bana niye bağırıyorsun ya? Ya ne saçma sapan konuşuyorsun çünkü Ümit ya. Allah Allah. Ben yatırdım sanki parayı. Hop bana bak. Şş. Ben mi ya? Konuşma artık Allah aşkına Ümit ya. Ben duşa giriyorum. Kaçamazsın ama. Duşa girip kaçamazsın Ümit. Bu konuyu konuşacağız. Bu durumu normal karşılayan tavrını Ümit konuşun. Efendim, Behram, ben de seni arayacaktım oğlum. Günaydın Güzide teyze. Şimdi şöyle, bizim çocuklardan biri sizi almaya geliyor da. Çok önemli bir durum var, size bir onu göstermem lazım. Ne durumu var oğlum, niye almaya geliyor? Telefonda söylemesem, hani ben isterim ki gelin kendi gözlerinizle görün. Oğlum bak, sabah sabah benim sinirlerimi ayağa kaldırma. Ne var Behram, ne var? Yok yok, hiç öyle korkacağınız bir durum değil. Korkacak bir şey yok. Hani sadece şaşırabilirsiniz yani. Neye şaşıracağım oğlum, söylesene bana Behram. Ben bekliyorum Güzide teyze. Hoşça kal. Sizi almaya geldim Güzide Hanım. Araba hazır. Buyurun. Ne yazalım, ne yazalım? Merhaba İpek Hanım. Sezai Bey'in kızının Kanada'da olduğunu duymuştum. O olup olmadığınızı merak ettim. Ama Sezai Bey sizinle yazışmamı hoş karşılamadı. Ailevi bir nedenle görüşmüyormuşsunuz, bilmiyordum. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bir daha yazmayacağım. İyi günler, Güzide. İpek Carter'ı da spam olarak işaretleyelim. Güzel. Günaydın Tarık Bey. Günaydın Dilek. Kahvaltı etmek istersiniz diye düşündüm. İyi düşünmüşsün, gel. Hadi Sezai okuyan, uyan.
Alev Hanım kahvaltından sonra sorguya bekliyor seni. Yine mi? Abi konuş, kurtul bence. Ne biliyorsan anlat. Bu işin sonu yok, söyleyeyim. Bir şey bilmiyorum ki kardeşim. Bilmediğim şey nesini anlatacağım? Ben çok huzursuzum oğlum. Buraya niye geldin? Hiç huzursuz olacak bir şey yok. Ben telefonda da söyledim size. Buyurun lütfen. Behram. Güzel teyze lütfen. Lütfen. Ateş eden tetikçi. Şimdi bize kendisini kimin tuttuğunu söyleyecek. Değil mi? Sen nasıl buldun bu adamı? Motosikletinden Yüzde teyze. Şimdi bu marka motorların takıldığı bir yer var karşıda. Böyle birlikte kalabalık gezerler. Ben öyle çok motordan anlayan bir tip değilim. Yani bir çok sevdiğim bir kardeşim var, Müco. O böyle çok ilgilidir. Sağ olsun onu aradım zaten bu olay olunca. Şey yaptı, çocuklarla gittiler. Aldık, getirdik. Ya ben senden böyle bir şey istemedim ki oğlum. Sen niye benim adıma hareket ediyorsun? İşkence etmişsiniz adama. Suç bu. Ben hukuk insanıyım. Doğru. Şu ana kadar ne söylediyseniz hepsi doğru. Ama bir şey atlıyorsunuz Güzde teyze. Polis davayı kapattı bile. Şimdi... siz şüpheli olarak İsmet Gürpınar'ın adını verince, adam da ölünce dosya otomatik olarak kapandı. Yani ne olursa olsun, anladın mı? Ne olursa olsun işkence yapamazsınız. Yapamazsınız. Konuşamam. Yani kendisini kimin tuttuğunu söyledi. Şu... Yani işkence olayı da şey yani tartışılır şimdi. Çünkü şey yani bizim çocuklar aldı böyle bir patakladılar. Şahin olmadı. Koskoca hakim hanım işini gücünü bırakmış gelmiş buraya kadar. Söyle. Ben öğrenmek istemiyorum. Böyle öğrenmek istemiyorum. Tarık Yenersoy. Olmaz. Adamın ellerini açın. Çöz oğlum, çöz. Ya sana bir su mu, bir şey ayarlayalım ya. Sen aç mısın? Aç. Allah aşkına. Şu köşedeki büfeden şöyle bir küçük tost mos bir şey, su mu al gel işte bir şeyler yapsın çocuklar. Oğlum ver sandalyeyi, ayakta kalmayın. Güzel teyze lütfen. Buyurun. Şahin sen devam et bu arada. Şey yapma ya, biz kulağımız sende, dinliyoruz seni. Söyle. Nurtepe'de Orhan abi var. Dur. Bir dakika. Söyle. Nurtepe'de Orhan abi var. Kesik Orhan. Kahve işletiyor. Tarık Yenersoy oraya geldi. Orhan abiyle konuşmaya. Dur bir dakika. Orası önemli. İlk defa mı geldi? Yok, hep gelir. Tarık Bey'e çok çalışırız biz. Tahsilat olsun, korumalık olsun. Ne zamandır? Nasıl? Ne zamandır Tarık Yenersoy'la iş yapıyorsunuz? Bilmem, bir 5-6 senesi vardır. Güzide Hanım her şeyi bilecek.
Şahin. Tamam mı? Devam et. Burama kadar geldi Orhan'cığım ya. Gönül rahatlığıyla hayatımı yaşayamıyorum. Yeter artık. Ver biraz para, ondan sonra kurtul gitsin be abi. Dünyalığını fazla fazla hazırladın zaten. Ya Orhan'cığım, biraz para vermekle yetinmiyor. Yetinmiyor. Kafayı taktı, son kuruşuma kadar alacak. Bir tane avukatı var, baş belası. Baş belası. Yani yakaladığı bütün hesaplarıma bloke ediyor. Tedbir koyduruyor. Şimdiye kadar 10 milyonum gitti ya. Dolar. Elbette dolar. Oo, büyük para. Avukatı indirelim o zaman. Neticede kadın senin eski karın. İşime gelir. Çok iyi olur ama... kadının ofisi bile yok. Mobil geziyor. 40 korumayla birlikte. Avukat kim? Elmas Heves denen canavar. Ha, şimdi olmadı bak. Elmas Heves'i. Ne oldu, tanıyor musun Elmas Heves'i? Tanıyorum tabii. Siverekli bir ağanın torunu Tarık abi. Arkası çok sağlam. Şimdi sen bana indir desen ben ona dokunamam. İşte bak, eski karıma mecbur kaldım. Görüyorsun işte. Peki ne diyorsun? Hallederiz. Hallederiz de. Yalnız sana çok sağlam yüklü bir paraya mal olur söyleyeyim. Önemli değil Orhan'cığım. Önemli değil. Hallederiz onu. Yalnız bir şartım var. Çocuklarımın burnu kanamayacak. Onlara zarar gelmeyecek. Ona göre. Sana yanlış yaptığımızı ne zaman gördün Tarık abi? Evet. Durum bu. Ne yapalım? Polise verin. Polis salar yalnız. Güzide teyze, polis salar. Yani en doğrusu savcıya vermek değil mi? Hani benim şahsi fikrim kalsın burada depoda da hani... Yok şeyden değil, siz hukuk yolundan şaşmak istemiyorsunuz mu diye ben öyle dedim. Ha ama siz derseniz benim böyle tanıdığım, güvendiğim bir savcı var. O zaman bir tutuklu yargılama olabilir tabii. Güzide teyze lütfen. Bana bir isim ver. Gerisine karışmayın. Abi kaçıyor. Gelsin, dur. Hayır! Hayır, 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 ateş etmeyin, ateş etmeyin, etmeyin! Etmeyin! Dur! Alalım silahını. Nereye gittiğini söylemedin peki? Ya, vallahi görmedim Ozi ya. Ben sabah bir duşa girdim çıktım. Ha, abla abla yok. Zeyno sen de mi görmedin? Ben uyuyordum. Allah Allah ya sabah sabah nereye gitmiş olabilir ki bu kadın? Ya şey Behram'ın yanına gitmiş olmasın? Sabah sabah. Ya şey kirayı geri göndermiş çünkü. Belki onu sormaya gitmiştir. Kirayı geri mi göndermiş? Ya işte hesabı geri yatırmış daha doğrusu. Hmm. Ya bir yanlışlık olmuştur o zaman ya. Niye geri göndersin ki? Yani işte. Umarım. Ha geldi ya. Anneciğim gelsene hadi. Abla gel bir çay koyayım sana. Merak ettik anne. Anne. Abla. Ne oldu ya? Ne bileyim. Müziği. Anlamadım. Anne! Anne! Anneciğim anne! 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 Zeynep koş bir bardak. Hayır, 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 durun!
Allah aşkına durun, ne olur durun. Hasan oğlum, ben size bir şey söylemeliyim. Söyle anne. Beni öldürmeye çalışan babanızmış. Beni öldürmeye çalışan babanızmış. Babanızmış. Ozan, beni dinler misin? Ozan, eğer babana bir şey yaparsan yemin ediyorum yüzümü göremezsin bir daha, anladın mı? Anne, adam senin canına kastetmiş ya. Kastetmiş, kast. Ya ne demek bir şey yaparsan yüzümü göremezsin? Sen beni düşünmüyorsun Ozan. Seni düşünüyorum. Hayır, zaten. Beni düşünmüyorsun. Babana her öfkelendiğinde beni kullanıyorsun Ozan. Beni kullanıyorsunuz her öfkenizde. Yeter artık. Beni düşünün biraz. Beni düşünün. Ben çok yoruldum Ozan. Yapmayın şunu. Beni düşünün ne olur. Beni düşünün. Zeynep, sen mi yaptın bu marmeladı? Anneciğim, baksana yeni yapmış. Sen denemiş miydin? Teşekkür ederim istemem. Onun püf noktasını kim söylemiş sorsana. Ben de bu kadar güzel olmasını beklemiyordum Ümit abi sayesinde. Eline sağlık dayıcığım. Sağ ol. Fakat helal olsun Behram'a. Değil mi? Aramış, buldurmuş tetikçi. Gerçi koca aşiret var arkasında. Buldurur tabii. Asla onaylamıyorum, asla. Anneciğim. Üzme kendini ne olursun. Biliyorum hiç kolay değil ama ne olur üzülme. Üzülmek değil, üzülmenin ötesinde bir şey. 30 yıl sırt sırta verdiğin adam seni öldürmek istemiş. Gerçekten bu bana çok ağır geliyor. Çok ağır geliyor. Ne yapacaksın peki? Savcılığa vereceğim. Hukuk diyorsun yani anne. Hukuk diyorum. Hukuk diyorum. Ebru abla, kızım ne isterse yaparsın, tamam mı? Güzel güzel yemeğini yesin, oyuncaklarıyla oynasın benim güzel kızım. Baba, annem nerede? Annemi çok özledim. Bir tanem annen çok iyi, merak etmene gerek yok. Aa, siz bugün mini kulübe gidin, tamam mı? İstersen havuza da girebilirsin orada. Oh benim güzel meleğim. Hayatımın ışığı. Hadi ben gidiyorum, tamam mı? Siz Öykü'yü merak etmeyin Tarık Bey. Biz güzel güzel oynarız Öykü'yle. Güzel. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Ozi. İşe mi, nereye? İşe dayı, şantiyeye. Bak sakın ha. Babana gideceksin değil mi? Yok ya. Bak vallahi de billahi de söylerim annene. Duyuyor musun beni? Ya yok, yok dayı yok. Gitmeyeceğim. Yok öyle bir niyetim. Bak anneni biliyorsun. Dediğini yapar. Bir daha da hayatta bakmaz yüzüne. Kalırsın ortada öyle annesiz. Ya sindiremiyorum dayı. Babamın yaptığını sindiremiyorum. Mecburuz oğlum. Mecburuz. Annen doğru söylüyor. Haydut muyuz biz? Eşkıya mıyız? Şiddetten yana mıyız? Bırak annen hukuk yoluyla hesaplaşsın. Elmas var zaten.
Babanın burnundan getirir, merak etme. Dayı bir saniye. Hı. Zeliş. Ozan, nerede kaldın? Neye nerede kaldım? Mahkeme var ya bugün. Şahit olarak ifade vereceğiz. Adliyenin karşısında bekliyorum ben. Allah kahretsin, unuttum ben onu ya. Ne oldu, ne oldu? Ya bu şantiyedeki olayın mahkemesi var. Zeliş'le ona şahidiz. Ha. Hadi aşkım çabuk gel, yetişiriz, daha vakit var. Zeliş, ben gelmesem olmaz mı ya? Ozan, adam bizi rehin aldı. 3 saat canımızı okudu, yanına mı kalsın? Git dayıcığım sen, git. Git. Olur mu öyle? Doğru diyorsun. Tamam, tamam canım, ben geliyorum, tamam. Selam söyle, selam söyle. Dayım selam söylüyor de. Selam söylüyor de. Duydum, duydum. Hadi kapatıyorum. Tamam, tamam canım, görüşürüz. Annem bu arada bayılmış Zeliş'e, biliyor musun? Bayılmış. Gerçekten mi? Öve öve bitiremedi bana. Ay şöyle güzel kız, efendime söyleyeyim, böyle efendi tatlı kız. Ben de bayıldım bu arada. Bu sefer turnayı gözünden vurmuşsun. Aferin sana, aferin sana dayıcığım. Vallahi çok sevindim beğenmenize. Evet. Neyse dayı, ben gelin de şu herif paçayı kurtaralım. Tamam mısın? Tamam, hadi tamam. Görüşürüz. Kolay hadi. Gelsin. Hadi görüşürüz. Dikkatli kullan ha. Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Hı. İnanamıyorum Güzide, inanamıyorum. Maalesef öyle. Suç duyurusunda bulunacağım. Tetikçi itiraf etmişti. Mehram kaydetti zaten. Nezihe halleder, sen uğraşma. Sana gelsin hemen, dilekçeyi hazırlasın. Yalnız tetikçi kaçtı diyorsun. Ya kaçtı da herhalde yakalanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Madem ki canıma kastetti. Ben de canımı ortaya koyuyorum. Tam da uzakta olacak zaman bulmuş. Allah kahretsin. Ama geliyorum Güzide. Hemen İstanbul'a bilet alıyorum. Yok yok, hayır, sakın sen gelme. Lütfen. Tarık'ın oradaki hesaplarını takip et ve mutlaka bul, ne olursun. Ben de Güzide'ysem bu adama bütün bu yaptıklarını ölmeden ödeteceğim. Hamdi'cim bak, başka avukatla çalış o zaman, tamam mı? Pahalı geliyorsam azzet beni, tamam mı? Mecburum sanki senin 3 kuruşluk davana bakmaya. Günaydın Tarık Bey. Günaydın. Bir misafiriniz var. Kimmiş? Ümit Bey, öyle dedi. Ümit Bey'miş. Oo, Ümit Özgüler Beyefendi. Hayırdır? Sabah sabah. Hı? Paraya mı ihtiyacın? Enişte Bey, 100 lira ateşlesene. Demeye mi geldin yine? Hı? Aa, neydi o günler değil mi? Bana bak, doğru konuş. Ne o? Yanlış bir şey mi söyledim? Hı? Benden 3 kuruş tırtıklamak için Allah'ın her günü 40 takla atan sen değil miydin be? Bir baltaya sap olamadın. Bir baltaya sap olamadın. Karını kızını bile... Doğru konuş dedim sana. Doğru konuş. Buraya niye geldiğimi sormayacak mısın? Hı? Bu kağıtta ne yazıyor biliyor musun? Ablamı öldürmek için kiralık katil tuttuğunu itiraf ettiğin yazıyor. Bu kağıdı imzalayacaksın. Ben de buradan çıkıp gideceğim. Eğer imzalamazsan kafana kurşunu sıkarım Tarık Enersoy. Hadi sık bakalım. Sık. Hadi sık bakalım. Sık. Sık. Korkma. Korkma. Sık. Sık. Sen ne kadar aptal birisin ya. Bu aptallıkla kimya fakültesini nasıl bitirdin sen ya? Hı? Eline gerçek bir silah almamış beni bununla mı korkutuyorsun lan? Ama geldiğin iyi oldu. Geldiğin iyi oldu. Sana bir teklifte bulunacağım. Bak. Bana ablanla ilgili düzenli haber getir. Seni ihya edeyim. Ne diyorsun lan sen? Senin gibi aşağılık bir köpek için ablamı mı satacağım? Aa, yapma Ümit'ciğim. Ya kızını sen hiç özlemedin mi? Ha? Bak. Benim yanımda ol. Seni kızına kavuşturayım. Ben güçlüyüm oğlum. Param var benim, param. Ablan sürünecek. Göreceksin. Bari sen sürünme. Gel benim yanımda ol.
kızınla birlikte ihya edeyim seni. Bolluk içinde yaşatayım. Bu blöfün yiyeceğini mi sanıyorsun? Blöfmiş. Bak Ümit'ciğim. Kızım Mölbey'de yaşıyor. Annesi ve dayısıyla birlikte. Dayısının bir dükkanı var. Ivır zıvır satıyor. Sema da onun yanında çalışıyor. Nereden bildiğimi sorsan? Sema ile ara sıra konuşuruz. Bana akıl danışır. Bilirsin severim. O da beni sever. Ne de olsa ikimiz de sizin o asil ailenize dışarıdan gelenlerdiniz. Kulaklarınızı sık sık çınlatırız. Evet. Neyse. Neyse. Kızını özlemedin mi? Aa, Deniz seni çok özlüyor. Hep seni soruyor bana. Çok kötü bir şey değil mi? Bak kötü oldu şimdi. Onunla konuşmak ister misin? Deniz hayatım. Ne yapıyorsun bakayım güzel kızı? Herkes. Deniz babacığım. Deniz babacığım. Babacığım. Baba. Babacığım çok özledim seni. Ben de çok özledim seni baba. Buraya gel ne olursun. Seni görmek istiyorum. Geleceğim babacığım. Geleceğim. Sen hiç merak etme. Seni alıp buraya getireceğim. Bir tanem canım benim. Deniz'ciğim. Babanla konuştuğunu annene sakın söyleme. Oldu mu hayatım benim? Sonra konuşturmaz sizi. Söylemem. Hadi kapatıyorum. Hayır kapatma ne olur. Kapatma ne olur. Bırak. Bırak şunu. Kızımın numarası. Kızımın sesini duyuyoruz. Ne olur. Bak Ümit'ciğim. Kızını İstanbul'a getirmek benim için çocuk oyuncağı. Resmi gayri resmi her türlü yoldan getirtebilirim. Tekrar ediyorum. Benim yanımda ol. Ablanla ilgili düzenli bilgi getir. Kızınla birlikte bolluk içinde yaşatayım sizi. Kızın dizinin dibinde olsun. Bu teklifimi iyice bir düşün. Tarık Bey, polisler geldi. Sizinle konuşmak istiyorlar. Öyle mi? Al içeri Hande. Tamam. Buyurun lütfen. Memur Bey, hoş geldiniz. Pek hoş bulmadık Tarık Bey. Eski eşim nasıl bir suç duyurusunda bulundu bu sefer? Ne yapmışım gene? Öldürmeye azmettirmekle suçlanıyorsunuz. Oo, bu sefer çıtayı bayağı yükseltmiş. Tamam, o halde. Savcıya gidelim, ifademizi verelim. Güzde teyzeyle aranız ne kadar iyiydi Tolga. Oylumla ayrılmanız kadına bir geçmiş olsun hemen engel değildi ki. Bir de böyle bir durumda yani. İçeri bile girmemişsin. İçeri girdim. Ciddi misin? Oylum kapıda bıraktı gitti dedi. Görmedi çünkü beni. Ben içeri girdim, Behram'ı görünce orada bastım çıktım. Oğlum da gayet memnun da halinden, ne bileyim. Senin o konu kapandı benim için artık. Konuşmayalım, olur mu? Boş ver. Sekiz saat aralığı olduğuna göre geride üç buradan. Evet, saat şu anda burada üç. O zaman orada sekiz. İnternetten bakayım mı hakim abi? Yok yok, eminim. Saat sekiz. Kalkmış mıdır? Kalk. Ümit, niye erken geldin ablacığım? Ne, iyi değilim abla ya. Hasta mısın? Yok şey, midem kötü oldu. Kuskus içim dışıma çıktı. Aha. Zeyno, bizde nane var mı? Nane çayı yap hemen. Var Hakime Hanım. Ümit abi sen geç dinlen, ben hemen yapıp getiriyorum. Yok yok, gerek yok Zeyno. Ben biraz yatacağım. Tamam, yat. İyiyim, iyiyim. Merak etme.
Bir şey olursa seslen Ümit. Tamam, tamam abla, tamam. Benim denizim, benim tatlım, bir tanem. Tarık Bey çok çalışıyor. Ne zamandır çalışıyorsunuz Tarık Yenersoy? Bilmem, 5-6 senesi vardır. Tetikçi Şahin bilir. Gördüğümüz gibi sizin tarafınızdan kiralandığını itiraf ediyor. Bu adam yalan söylüyor Sayın Savcım. Bu adam her kimse yalan söylüyor. İtirafı da düzmece zaten belli. Videoyu eşim gönderdi değil mi? Yüzü de Yenersoy. O gönderdi. Ama güzel bir tiyatro yapmışlar. Makyaj falan 10 numara. Sayın Savcım gerekeni yapın. Hakkımda tutuklama kararı çıkarın. Ama bir avukat olarak öncelikle bir itirafta bulunan bu kişinin bulunmasını tavsiye ederim. Alındığında da aynı şeyleri söyleyecek mi acaba? Biriniz gelin. Tarık Bey'in ifadesini alın, imzalatın. Sonrasında serbesttir, gidebilir. Teşekkür ederim Sayın Savcım. İyi günler. Evet. Savcı aradığına göre. Gözde Hanım. Saldınız mı Savcı Bey? Mecburen Gözde Hanım. Hatırınız olmasaydı ifadesini bile almayacaktı. Biliyorsunuz bu tür videolar çok kolaylıkla çekilebiliyor. Gerçek mi değil mi anlaşılamıyor. Doğru, siz de haklısınız. Tetikçiyi bulup ifadesini alınca Tarık Bey'i tekrar alacağız. İşin peşini bırakmış değiliz, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle olacağını biliyordum zaten. Kızın adı Zeliş'miş. Şimdiden ailenin gelini olmuş bile. Ya şu şantiyede rehin kalan kız. O kız babamın asistanı biliyor musun? Babanın asistanı mı? Hı. Ben anlamıştım o gün zaten biliyor musun? Ozan böyle aşkla falan bakıyordu. Tatlılardı da. Ben de aptal gibi kendimi kandırmaya devam ettim. Şu eti çevirsene, aç kalacağız Ozan yüzünden. Bu arada Ozan'ı atlattım da öyle laf olsun diye anlatıyorum işte. Arada geliyorlar. Yani senin acın benden daha taze halbuki. Yo, benim de geçti yani. İyiyim ya. İyi. Tabii geçti belli. Geçmiş yani, çok iyisin. Zeytinyağı var mı? Ay zeytinyağı bitmiş de. Ya, o zaman ben alayım gelin. Ya yok, gerek yok zaten, bir sürü şey aldın hiç. Uğraşma istersen. Yok, zeytinyağı alayım ya. Zeytinyağı önemli. De al madem. Tamam. Alayım, geleyim. Tolga? Selin'e mi geldin? Evet. Rahatsız mı oldun? Efendim Selin. Alo Tolga, ekmek de alabilir misin? Ekmeğimiz mi bitmiş? Yani birkaç dilim var ama çok bayat. Çıkmışken al istersen. Tamam alayım. Hangisinden alayım? Sen nasıl seviyorsan. Hayır, sen hangisini seviyorsan ondan alayım.
Beyaz ekmek al o zaman. Tamam. Başka bir eksiğiniz var mı? Kahvaltılık falan. Yok, her şey tamam. Tamam. Bir şey mi diyecektim? Gidiyorum ben. Demeyecekmiş. Bence de. Sensiz bu aşka elveda, ağlasam da, yansam da, dayanırım inan. Yokluğuna, hatalara elveda. Hasret vurunca bin parça yalnızlığım. Boşlukta alev alev yansın. Dudaklarım öp beni son defa. Her sevda bir veda, bin ceza. Gitme. O son bakıştaki dumanlı gözler. Mahkum olan o son birkaç damla. Hesap sorar sana, sana. Her sevda bir veda, bin ceza. Başıma ne gelirse gelsin, biliyorum ki Tolga var. Varım. Hep de olacağım. Dayanırım inan. Yokluğuna, hatalara elveda. Hasret vurunca bin parça. Aşık mısın sen bana? Sen bana değil misin? Alev alev yansın. Dudaklarım öp beni son defa. Her sevda bir veda, bin ceza. O son bakıştaki dumanlı gözler. Mahkum olan o son birkaç damla. Hesap sorar sana, sana. Olması gereken herkes burada. Sen ve ben. O son bakıştaki dumanlı gözler. Mahkum olan o son birkaç damla. Hesap sorar sana. Oylum Yenersoy, benimle evlenir misin? Evet. Ercan. Oylum. Oylum. Hoş geldin. Gel de otursana. Kötü bir şey yok değil mi? Demek oğlum bana gelmişti ama içeri girmedi. Evet. Görüşüyor olmamıza çok bozulmuştur. Bozulsun ya. Bozulsun. Ya Selin.
Boş verin bunları. Ben oğlum Ozan konuşmak istemiyorum artık biz. Önümüze bakalım. Hı? Olur mu? Bence de. Şey, sormadım, bir şey içer misin? Ya da yer misin? Yiyelim hatta. Ha? Şöyle güzel bir akşam yemeği yiyelim beraber. Yok, yok. Yok. Tokum ben. Sağ ol. Ben sana teşekkür etmek için geldim. Teşekkür mü? Teşekkür ederim sana ben. Niye? Yine öğrendim ben. Tetikçiyi sen bulmuşsun, konuşturmuşsun. Sağ ol Behram. Sen izin verirsen. Ben senin için her şey yaparım. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Çok ararsın Sezai'ni sen. Ya açmıyorsun Sezai'yi. Neden açmıyorsun? Ha Ümit'cim gel, gel. Ne yaptın bakalım? Kararını verdin mi? Duymadım, duymadım. Daha yüksek sesle. Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Güzel. Ama önce kızımın numarasını ver. Ümit'cim, öyle bir şey yok tabii ki. Bak şöyle olacak. Önce Üzide ile ilgili bilgi getireceksin. Sonra ben seni kızınla görüştüreceğim. Tamam? Hayat ne acayip değil mi? Öyle. Dün bütün bir ömrümü vermeye hazırken şu an için, şimdi karşımdasın. Saçlarını seviyorum. Çok acayip. Bu kadar çok mu seviyorsun beni? Çok. Oğlum çok seviyorum. Neden? Neyi mi seviyorsun? Bilmem. Bilmiyorum yani. Sevmenin nedeni olmaz ki. Ferhat Şirin niye seviyordu mesela? Ya da Kerem Aslı'yı. Yusuf Süleyha'yı. Niye sevdiklerini bilmiyorlardı ki. Çok sevdiklerini biliyorlardı. Doğru. Arzu'yla Kamber de var. Büyük aşklardan. Ha.
O asıl şey ya. Ben nasıl atladım? Şah Şehriyar'la Şehrazat. Hmm. Binbir Gece Masalları. Benim favorimdir bu adam. Favorindir. Hı. Behram Şehrazat Şah Şehriyar'ı sevmiyordu ki. Sadece ölmemek için masal anlatıyordu. Doğru, yani başta sevmiyordu. Evet, ama... Şehriyar yavaş yavaş sevdiriyordu kendini. Seni sevmediğini... Seveceksin onu. Seveceksin. Yine öyle mi seveceksin ki? Benden başka kimseyi gözün görmüş. Nasıl olacak? Seni aklının alamayacağı kadar çok seveceğim. Anne. Neden yatmadın sen? Uykum yoktu. Nereden geliyorsun? Behram'ın yanından mı? Evet. Neden? Oğlumcum senin aklın başında mı? Başında. Anne biz Behram'la birlikteyiz. Bunu kabul etmesi niye bu kadar zor anlamadım. O çocuğun belinde silah var. Silah taşıyor. Sence sana uygun mu? Belinde silah olan çocuk beni çok güzel seviyor. Beni gerçekten seviyor. Hiç bırakmayacakmış gibi seviyor. Pişman olacaksın ama biliyorsun değil mi? Benim kararım. Karışma lütfen. İyi geceler. Anladım savcım. Anladım. Daha şüpheliyi henüz yakalayamadınız. Peki gereken yerlere emniyet herhalde baskın yapmıştır değil mi? Yaptılar Gülsüden Hanım. Arkadaşlar 7-8 adrese baskın yaptılar. Ama maalesef tetikçi Şahin Bilir bulunamadı. Şu an firar durumda. Evet. Behram haklı çıktı yani. Anlayamadım. Ay affedersiniz. Size söylemedim. Peki siz hala arıyorsunuz değil mi şahsı? Evet. Tabii ki ama. Hiç yorulmayın savcım. Hiç yorulmayın. Çünkü ben yara almadığım için bu olayda büyük ihtimalle emniyette o dosya en alta atılmıştır. Haklılar da. Onlar da yorgun. Çok işleri var. Ben size teşekkür ederim savcım her şey için. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Evet. Behram haklı çıktı. Oğlum vallahi öleceğim heyecandan ya. Şişt, dur dur dur. Çalıyordur. Oltan Bey'le mi görüşecektiniz beyefendi? Zeliş. Oltan'ın telefonlarını da mı sen açıyorsun? Oltan Bey'in özel asistanıyım ben Ozan. İşim bu. Ne oldu niye aradın? Kim o? Ozan. Ver. Efendim Ozan. Oltan Bey merhaba. Benim çok yakın bir arkadaşım var da iş arıyor. Size CV'sini göndersem... CV'ye gerek yok. Al işe. Nasıl yani? Al işe başlasın. Şartları da söyle kendisine. Emin misiniz? Ozan, benim ağzımdan bugüne kadar emin olmadığım bir cümle çıkmadığını hala öğrenemedim. Hadi, kapatıyorum. Ne oldu? Hayır mı dedi? Hayır dedi değil mi? He? Tamam, başlasın dedi. Ne? Şaka mı? Yo, çok ciddi. Ozi bak dalga geçme.
Bak gideceğim morlarla ilişkimi keseceğim. Oğlum niye yalan söyleyeyim? CV'ye falan gerek yok. Başlasın dedi, lüzum yok dedi yani. Nasıl ya? Oğlum 10 saniye sürmedi. Oltan kaşif oldu böyle bir adam işte. İnanamıyorum ya, sen kralsın, kral. Ah Oli, geldin mi? Mesut, keyfin bayağı yerinde. Merhaba oğlum, hoş geldin. Burada iş aldık da o yüzden, keyfi yerinde. Sahiden mi? Çok sevindim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkürler. Oze. Hah canım, tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz. Kanka be, sen şunları benim ofise bırakır mısın? Tabii tabii. Sen takıl buralarda. Tamam. Benden önce seni tanıştıracağım buradakilerle. Tamam, tamam, tamam oldu. Hadi. Tekrar hayırlı olsun. Görüşürüz. Yazık. Selin'le Tolga sevgili olmuşlar. Ne olmuşlar? Hatta Tolga galiba Selin'de kalıyor. Saçmalama kızım ya. Nereden biliyorsun? Kendim söyledim. Selin'e gitmiştim. Tolga Selin'den çıkıyordu, orada karşılaştık. Bu mu? Bu kadar mı yani? Aman ben de ciddi ciddi dinliyorum seni ya. Gidebilir kızım. Bunda bir şey yok. Tanıştılar, arkadaş oldular. Ne var bunda? Tolga markete gidiyordu. Selin aradı. Evde ekmek bitmiş. Ekmek almasını istedi. O da sen hangisini seviyorsan ondan alayım dedi. Kahvaltılığımız falan var mı? Başka eksiğimiz var mı dedi. Yani... şoktayım. Dilim tutuldu. Ya hadi Tolga'dan bunu belki beklersin de... Selin sana bunu nasıl yapar ya? Yok. Ben ikisinden de beklemezdim. Yazıklar olsun. Selin'e de bin kez yazıklar olsun. Çok ayıp ettin. Ben de Behram'la birlikteyim bu arada. Ne? Evet. Niye şaşırıyorsun ki? Ben de hayatıma devam etmeyecek miyim bir şekilde yani? Hem ayrıca Behram benden hoşlanıyor yani, biliyorsun. O hoşlanabilir. Ama sen... Ya sen Behram'ın neresine kapıldın da çıkmayı kabul ettin? Çok güzel seviyor Ozan. Seviyor yani, çok güzel seviyor. Ya bir git Allah aşkına Oli ya. Ya niye? Neden yani? Seviyor diyorum. Aşık bana ve çok güzel seviyor yani. Bence gayet iyi anlaşabiliriz ayrıca. Hem belki gözümün önündekini görmemişimdir. Yani siz şimdi ciddi ciddi çıkıyorsunuz yani. Evet. Annem bunu duyarsa kıyamet koparır yalnız. Ya kızım Behram aşiret çocuğu. Silahlı külahlı bir herif. Ya nasıl olacak ki? Niye? Behram babamın tetikçi olduğunu öğrenirken iyiydi. Onca derdimiz varken yanımıza koştuğunda iyiydi. Beni sevince mi kötü? Başına dert alıyorsun. Haberin olsun. Bırak beni, tamam. Sen nasılsın? Zeliş'le nasıl gidiyor? İyiyim. Harika. Niye? Çok seviyorum Zeliş'i. O da beni seviyor. Ama gerçekten seviyor. İliklerime kadar hissediyorum onu. Mutlu ol. Ben olamadım ama sen hep mutlu ol Uzun. Bak... Behram'ın seni sevmesinden memnunsan eğer... sen de çok mutlu ol kardeşim. Tamam mı? Üzülme. Ben mutluyum. Sahiden. Yani düşünme beni. Gerçekten ben mutluyum, gayet iyiyim. Çok güzel seviyor dediğim gibi. Yani aklında kalmasın. Olur mu? İyiyim ben. Varmak üzereyiz bu arada.
Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen halledelim mi şu işi? Hı hı. Bir okuyun önce isterseniz. Sonra da imzalayabilirsiniz. Tamam değil mi? Tamam. Ben şimdi bir gideceğim. İsterseniz siz de gelin, bir görünün. Yok, biz gelmeyelim. Nasıl isterseniz. Gidelim o zaman. Tamam. Tekrar teşekkür ederiz Elmas abla. Çok sağ ol. Ne demek? Kaçtır arıyorum Nazancığım, aramaz olur muyum? Ama yok, açmıyor. Hay, kapalı olsa ya da kendi numarasını kullanmıyor derim, interneti yok derim falan ama ya belli açık çalıyor çünkü. Çalıyor ve açmıyor. Allah Allah. Kızına mail attın mı? Yazdım. Ondan da bir cevap yok. Ha. Ne olmuş olabilir ki? Başına bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum ki. Ama çok merak ediyorum. Ha, şey söyleyecektim Nazancığım, ben Behram'ın kirası... Ah, Sezai arıyor, dur. Aç aç. Ha, yok, mesaj atmış, dur. Güzide merhaba, kızımla, damadımla, torunumla birlikteyiz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Biraz uzun kalacağım galiba. Kızım da damadım da dönmemi istemiyorlar. Sana torunumun bir fotoğrafını yolluyorum, sevgiler. Dede olmuş. Ay maşallah. Ay torunu varmış. Maşallah, evet. Ay bakar mısın? Maşallah. Ay çok tatlı. E adını yazmamış mı? Sorsana adı neymiş. Tamam. Yazayım. Kızın ve damadınla iyi vakit geçirmene çok sevindim. Torunun çok tatlı çocuk. Adı ne bu harika çocuğu? Ne olsun, ne olsun. Sena. Hayır, hayır. Kanadalı bir isim olsun. Evet, güzel. Hanımefendi, lütfen randevunuz yok. Anne, çıkabilirsin kızım. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Epeydir görüşememiştik değil mi? Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Tarık Yenersoy, hiç vaktim yok. Ama bir kahve alacağım olsun. Alacaklarımı da mutlaka tahsil ederim. Hatırlatayım. Nedir bu? Oku istersen. Nasıl yani? Oylum ve Ozan soyadlarını değiştirmek için mahkemeye mi başvuruyorlar yani? Evet. Hangi soyadını alacaklarmış? Annelerinin meşhur rüşvetçi diye bilinen soyadını mı? Annemizi öldürmeye kalkan bir adamın soyadından iyidir dediler. Güzide'nin hayatına kasteden tetikçiyi nereye sakladığını bilmiyorum. Ama bulacağım. İyi günler. Şimdilik. Sağ kalırsa bulursun. Alın bakalım annenizin soyadını. Alın! Engin. Bana en iyi elemanını gönderiyorsun, tamam mı? Bu akşam ofisime gelsin. Yaprak.
Kitap da çok güzelmiş ha. Ama çok sarmışsın teyze ya. Kim yiyecek o kadar? Difize atacağım. Zeliş çıkarsın çıkarsın yesin. Gecenin körlerine kadar aç biraz çalışıyor kuzum. Ay köfte de yap teyze ya. Onu da difrize at. Kızım bütün köftelerini bitirdik. Emredersin. Bedava çünkü. Sen nereye gidiyorsun? Öykü'yü görmeye. Nereye Öykü'yü görmeye? Murat'ın kaldığı otele oradadırlar herhalde. Çok özledim ben kızımı. Kızını görmeye otele mi gideceksin? Evet teyze dayanamıyorum hasretine gideceğim. Ben de geliyorum. Ya sen nereye sar sarmanı? Hayır hayır ben de geliyorum. Bekle bak sakın beklemeden gitme bozuşuruz. Öykücüm bak çilekli süt getirdim sana. Öykücüm hadi ama oynayalım biraz hiç oynamıyorsun. İstemiyorum. Ne yapalım o zaman mini kulübe gidelim mi ister misin? Hem çocuklar da var orada oynarsın onlarla. Olur. Hadi o zaman. Niyetini bilmiyorum değil mi ben seni? Kaçıracaksın çocuğu ondan sonra al başına belayı. Bana bak. Çocuğu götürmeye kalkarsan paralarım seni yeşim. Güzellikle hoşgörü gör, öp, kokla tamam. Ondan sonra Murat anlar yani özledim dersin. Tamam. Tamam teyze. Tamam. Bana bak burada mı kalıyor Murat? Ben niye deliriyorum sanıyorsun? Merhabalar. Biz Murat Yenersoy'un odasına çıkacaktık. Bir saniye. Otelimizde Murat Yenersoy diye biri yok. Şey Tarık Murat Yenersoy. Ha Tarık Bey. Kendisi Suit odamızda kalıyor. Suit oda? Maşallah. Kaçıncı kat biz çıkalım? Asansörlerimiz kartla çalışıyor. İsterseniz ben arayıp kendisine haber vereyim. Yok yok yo, hiç gerek yok. Gerek yok. Biz kendisini cep telefonundan ararız. Yakınıyız da. Teşekkürler. Öykü. Kızım. Dur. Teyze bırak. Zeliş, Zeliş burada dur. Aa, fark etmedin. Zeliş'in ne işi var burada ya? Ne bileyim. Peki. Pardon. Geliyorum bir saniye. Anne. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Asıl sen ne yapıyorsun burada kız? Burası otel. Burada çalışıyorum ben. Oltan Bey'in ofisi burada. Ofis otelde miymiş? Bu dayı. Kime bakıyorsun sen Yeşim abla? Kimseye ya. Öyle baktım. Bana bakın siz niye geldiniz? Ha biz... Buranın pastanesini pek met ettiler de canımız pasta çekti. Bir pastasından yiyelim dedik. Ha. Hadi gelin ısmarlayayım size bir pasta. Hadi. Of, Oltan Bey arıyor ya. Siz gidin yiyin. Ben akşam gelirim olur mu? Akşam görüşürüz. Sen işine bak ablacığım, tamam, işine bak. Tamam. Ben kızımı bulacağım. Nerede bulacaksın? Koca otelde nerede bulacaksın? Dikkat çekeceksin. Ondan sonra Murat'a haber gidecek. Bir de Zeliş duyacak. Ya duyarsa duysun ya. Zaten biz neden Zeliş'ten saklıyoruz ki bunu? Tamam duysun. Sonra neden bugüne kadar bana yalan söylediniz diye küplere binsin kız değil mi? Kızım biz aylardır yalan söylüyoruz Zeliş'e yalan. Zannediyor musun ki öğrendiğinde bize destek olacak? Kıyametleri koparacak. Hadi hadi eve gidelim kızım hadi. Ben kızımı öpemeden mi gideceğim teyze? Bir tanem çok haklısın. Haklısın kızını özledin tamam. Ama bak Murat'ı azdırmayalım gözünü seveyim. Tatlı tatlı telefon edersin tatlı dille konuşursun. Özledim dersin kızımı dersin. İnsafa gelir öyle görürsün. Hadi bir tanem ne olur hadi eve gidelim hadi. Yürü. Bu evrakların bankaya gitmesi gerek. Müdür bekliyor seni. Oradan çıktıktan sonra da pende uğra Atanaylara. Bilgi Hanım'la hesapların üzerinden güzelce bir geçin. Ama dönüşte mutlaka bana uğra. Tamam. Hadi. Zeliş. Bekle. Bunlar da olsun yanında. Dönüşte taksi falan bulamazsan... Abdüş'te İbo'yu çağır, seni alsınlar. Tamam. Evrakta herhangi bir eksiklik olursa oradan ara beni. Ben müdürle konuşurum. Başka bir şey? Bir şey daha vardı ama... Neydi? Unuttum. Aklıma gelince ararım seni. Tamam. Tamam. Hadi.
Kahve getir bana. Hemen Oltan Bey. Süper resimler. Nasıl elde ettiniz? Peşlerine adam takmıştım, o çekti. İyi çalışmış, helal olsun. Peki üzerlerinde oynayabiliyor muyuz? Tabii ki. Siz kullanacaklarımızı seçin, iyice köpürtürüz. Güzel, güzel. Bir baştan alabilir misin tekrar? Alın bakalım annenizin soyadını, hayırını görün. Hı? Yok, bir şey değil, sana bir şey demedim. Şu pilavı karıştırayım da havalansın. Olmuş mudur o? Olmuş olmuş. Salata da yapacak mıyız? Yapacağız. Yeşillikler dolapta. Soğan nerede? O da orada, sebzelikte çıkartıver. Hı. Ya Zeliş keşke bu işi bıraksa ya. Ben Oltan Bey'den çok hoşlanmıyorum. Niye? Oltan Bey'in ne zararı oldu ki Zeliş'e? Hep destek. Ya öyle de. Ya adam biraz karanlık. Ay Murat da bir aydınlık, bir aydınlık. Maşallah gözlerimiz kamaşıyor ışıltısında. Kim ki bu saatte? Bilmem. Zeliş! Zeliş! Dur, duymuyor galiba, ben bakayım. Zeliş, kapı çalındı da kimse yok. Aşağıdan yanlışlıkla çalınmıştır. Aa, yine güzelliğin üstünde. Ya söylesene artık, kim bu şanslı çocuk? Ay, çocuk mucuk yok Yeşim abla. İş yemeğine gidiyorum. Hadi bay. Ufak hatta civcivler de yesin. Niye sır gibi saklıyorsa bu çocuğu? Sanki elinden alacağız. Ozan, burada mıydın? Buradayım. Ya ben de seni arıyordum. Geldim aslında, zile bastım ama açılmayınca. Ya duymamışım, pardon. Bakayım. Çok güzel olmuş. Hadi gel. Hadi. Kimmiş? Zeliş'i şirketten almaya gelmişler güya. Güya ne demek? Ya teyze, her akşam şirket yemeği mi olur? Biz de küçük çaplı bulunduk iş hayatında. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Kızın sevgilisi var, ben sana söyleyeyim. Olabilir. Olmasın mı? Hayır, olabilir canım da. Merak etmiyor musun? Çocukla tanışsana sen de. Yok, merak etmiyorum. Münasip bir zamanda getirir, tanıştırır. Beş dakikası kaldı onun. Hadi sofrayı kuruver. Teyze ya. Murat'ı arayayım mı? Öykü'yü çok özledim. Sesini duyayım mı? Tatlı dilli konuşabilecek mi? Ha? Şeker gibi, bal gibi. Bal gibi konuşacağım, bal. Hadi o zaman ara.
Bunu daha yakına alabilir misin? Bak burada çok aşık bakıyorlar. Bu kalsın, bu kalsın. Efendim Yeşim. Murat, hayatım nasılsın? Bak çok meşgulüm, kısa kes. Hatırını soruyorum. İyiyim, sağ ol. Ya Öykü'nün sesini duyabilir miyim? Öykü'yü çok özledim Murat. Öykü yok burada, ben otelde değilim. Neredesin? Ya neredeysem neredeyim, sana hesap mı vereceğim ben? Onun için sormadım hayatım. Ne zaman dönersin? Belli olmaz. Tamam o zaman, ben yarın otele geleyim mi? Öykü'yü görmek istiyorum, çok özledim, ne olursun. Bak Yeşim, yarın konuşuruz, tamam mı? Kapatıyorum ben. Evet, bunu daha yakınlaştıralım, bu olsun. Hayvan bu hayvan, hayvan, hayvan. Resmen kızımın hasretinden öldürecek beni ya. Yok, bu başka türlü bir şey. Tatlı dilden de anlamıyor bu. Ne yapacağız teyze? Ne yapacağız? Ben bunun yemeğine fare zehri koyayım, gebersin gitsin bu. Hı, gebersin gitsin. Bütün malı mülkü de karısıyla çocuklarına kalsın. Öykü'nün de hakkı var. Öykü'ye de kalır bir şeyler muhakkak. Hem nüfusunda kayıtlı. Dokuz kurda bir hurda. Kızım kadın hepsini alır, hepsini. Kadın şeytan, avukatı ondan da şeytan. Alleme derler, kalleme derler, çırağa çıkarırlar seni. Öykü'yü acırlar mı sanıyorsun? Öykü'yü seviyorlar. Şimdilik seviyorlar Öykü'yü. Para söz konusu olduğu zaman bak bakalım, seviyorlar mı? Tanımazdan mı geliyorlar? Ya hadi artık. Nereye gidiyoruz böyle? Bitmedi yol. Söylemem. Oh. Ha, ama şunu söyleyebilirim. Ayakların yerden kesilecek. Yani hatta rüyada mıyım ben filan diye de düşünebilirsin. O kadarını söyleyeyim. Maskeli balo. Kostüm partisi. Bak şimdi. Maskeli balo ve ben. Öyle mi? Oh. Bu akşam gelmiyorum dedi. Kapattı telefonu. Nereye gidiyor? Kiminle? Hiçbir şeyden haberim yok. Ya Güzide'cim, koskoca kız o ne yapacağını bilir. Bak karıştın. Başına neler geldi gördük yani. Hayatım, saldırıya uğradım ben. Çocuklarım için endişe ediyorum. Saldırıyı yapan Tarık'tı. Tetikçiye ne demiş adam? Çocuklarımın kılına bile zarar gelmeyecek demiş. Oyluma hiçbir şey olmaz, merak etme. Ay bence de abla ya. Rahat ol. Evet. Sezai'den haber var mı? Yok. Ondan da haber yok. Adam Kanada'ya gitti, sır oldu. Ateşe atamam Güzide. Birileri beni attı ama ben seni atamam, kıyamam sana. Ne bu? Işıklar. Bu daha hiçbir şey. Gel. Şuradan. Beyler.
gece masalı gibi. Evet. Sen Şehrazat'sın. Tamam mı? Ben de Şah Şehriyar. Saçmalama. Evet. Ne yani? Ben sana masal mı anlatacağım? Yani. Masal biliyorsundur diye düşündüm ben ama. Bilmiyorsam da uyduracağım artık. Yoksa benim kellem gider değil mi? Otursana. Anlat bari. Beceli kadın becesini indirince Şah Şehriyar şoku. Niye? Niye? Ha, bir dakika. Meğer beceli kadın Şehrazat. Kalkmadı mı hala? Oğlum evde değil. Nerede ki? Akşam arkadaşlarıyla çıktı, dönmedim. Kafasını da atsın biraz ya. Güzideciğim, canının çok sıkıldığını tahmin ediyorum. Ama kendim geleyim istedim. Haberi görmedin. Yo, ne oldu? Ya şöyle bir haber çıktı. Ne? Günaydın. Gene ne oldu ya? Tarık. Tarık. Rüşvet aldığı için hakimlikten atılan Güzide Özgüder yeni bir rezalete imza attı. Henüz boşanmadığı halde sevgilisiyle falan filan işte avukat sevgilisi Sezai Okuyan'ın evinin önünden çekilen görüntüleri hayretle karşıladı. Tarık. Tarık. Allah'ım. Ya bir de utanıp sıkılmadan şunları yazdırtıyor ya. Anne sakın. Sakın anne sakın. Sakın o herifi arama. O herifle konuşma. Bence de. Hiç muhatap olma. Evet, haklısınız. Sakin olmam lazım. Bu haberi... Ne zaman kaldırtabilirsin? Hemen. Sen hiç merak etme. Sadece sosyal medyada böyle yorumlar olacak. Bunlarla ilgili sakin olmak lazım. Canımızı sıkmayacağız. Ya bu adam seni öldürtmek için kiralık katil tuttu abla. Ya, bu ne ki?
Neden yaptığını biliyorum ben anne. Oylum'la biz soyadımızı değiştirmek için mahkemeye başvurduk. Senin soyadını alacağız. Özgüler olacağız. Bunu azmedenmiş. Aferin dayıcım size. Helal olsun. Ben bir şey söyleyemedim sana. Kendileri söylemek istediler çünkü. Anne biz artık onun soyadını taşımak istemiyoruz. Teşekkür ederim Ozan'cığım. Haklısınız. Haklısınız. Ama baban sayesinde benim soyadımın da artık bir itibarı kalmadı oğlum. Seni lekelemeye çalışıyor anne. Gerçeği biz biliyoruz. Elmas, bu haber bütün sitelerden ne zaman kalkar? Canım benim, talimat verdim. Öğlene kadar hepsinden temizlenmiş olacak. Sen hiç merak etme. Biz her zamanki gibi tabii ki yalan haber, iftira, şantaj, hakaret hepsinden davamızı açacağız. Bu böyle bir savaş. Bunlar olacak. Sakin olun. Gene enişte oldum ha. Güzel, güzel. Söyle bakalım Ümit Efendi. Nasıl bir haber vereceksin bana? Elmas geldi. Sana bir sürü dava açacaklar. Biliyorum zaten canım. Hangi davalar? Bir sürü yalan dolan işte. İftira. Onu bana açamazlar Ümitciğim. Onu bana açamazlar. Hangi davayı açıyorlar ya da açıyorlar mı? Ya bilmiyorum. Öğren. Öyle ara o zaman. Hadi canım, hadi. Günaydın. Günaydın Şehrazat'ım. Sabah olduğuna göre masalımı beğenmişsin. Kellem yerinde. Senin saçın teli için ben kendi kellemi feda ederim. Hiç çekinme. İyi misin? İyiyim. Mutlu musun? Hı hı. Güzel. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Çok mutlu olmanı istiyorum oğlum hatta. Böyle dünyanın en mutlu kadını olmanı istiyorum. Beni bu kadar çok sevmen beni korkutuyor. Sevgiden korkulur mu ya? Dünyada sevgiden, aşktan daha güzel bir şey olabilir mi? İyi mi? Baksana etrafına. Herkes aşkın, sevginin peşinden koşuyor. Herkes aşkı, sevgiyi arıyor. Ama biz bulduk. Biz şanslıyız. Nezihe yalan haberle ilgili dilekçeyi yolladı. Tamam, güzel. Ben de şu iftiraya bakıyorum. Efendim. Buyurunuz. Çok teşekkürler. Afiyet olsun.
Abla. Teşekkür ederim canım. Görekler de geliyor şimdi. Ya şey diyeceğim. Bu yalan haber işini falan anladım da... bu şantaj işini nasıl kılıfını uyduracaksınız? Çok kolay. Mesela şöyle düşün. Tarık bana bu fotoğraflardan birini yollamış. Ve diyor ki eğer boşanmazsam... bu fotoğrafları kamuyla paylaşacağım. Ha. Vallahi Tarık Efendi kimine dans ettiğimizi hayatta yapmaz bunları. Vallahi ben de kendime inanamıyorum adam beni ne hale düşürdü ya. Abla ya zina diye yüzlerce sitede haber yapmış adam. Senin dert ettiğin şeye bak ya. Bu da doğru ya. Oylumu aradın mı? Ha aradım. Şey telefonu kapalı. Aa. Şarjı mı bitti acaba? Yani herhalde. Nerede? Dışarıda mı? Hı hı evet. Şey arkadaşlarıyla çıktı da. Eğlenmiştir inşallah. Hepiniz çok zor günler geçiriyorsunuz. Aslında biraz eğlence ne iyi gelir. Hı. Ozan gitti mi? Aç. Gitti gitti şey işe gitti o da. Ben bir mutfağa bakacağım. Ya Zeynep. Hı. Abicim ya bu Ozan'ın hali senin de dikkatini çekti mi? Nasıl? Ya ne bileyim bu. Zina olaylarına biraz normalden az tepki gösterdi gibi geldi bana. Ya abi Hakime Hanım geçen gün kızdı ya. İşte ne yapacaksınız? Biraz beni düşünün. Hani hep korkmaktan bıktım diye. Ondandır. Yani. Orası öyle de. Yani. Ne bileyim. Yani erkek kardeşi olarak. Benim bile kanıma dokundu bu haber. O zaman sonuçta erkek çocuk. Öykücüğüm. Ozan abi. Ne haber abicim? Nasılsın? İyiyim. Yemek yiyordum. Oh aferin sana. Afiyet olsun. Sen de mi bu otelde kalıyorsun? Hayır tatlım. Seni görmeye geldim ben. Ozan abi. Canım benim. Hadi ye yemeğini ye. Evet. Masal bitti. Yenisini anlatacaksın bana artık. Anlatacağım. Anlatmazsam kellem gider. Sevgilim mi? Her şey. Bir dahaki masalı sabırsızlıkla bekle. Görüşürüz. Ya ne günaydın kızım ya. Neler oldu bilmiyorsun. Ne oldu ya yine? Ozan. Selin abla. Öykücüğüm. Selin ya. Öykü biraz sende kalabilir mi? Kalsın tabii. Birkaç saati alırım. En geç akşama. Tamam mı? Ya o problem değil de bir sorun yok değil mi? Yani ters bir durum. Hayır hayır hayır. Sağ ol Selin. Öykücüğüm. Rica ederim iyi tatiller. Dilek. Ne oldu? Öykü yok. Ne demek yok? Bayağı yok. Hiçbir yerde yok. Arıyoruz bulamıyoruz.
Canım nereye kaybolacak otelin içinde? Odaya falan çıkmıştır sıkılıp. Baktık Dilek Hanım. Bakılabilecek her yere baktık ama yok. İsmail Bey. Müsaadenizle. Tarık Yenerson kızı Öykü. Ortada yok. Ne? Ne demek yok? Tarık Bey haber mi versek? Olur Dilek. Tabii hemen arayalım. Tarık Bey ortalığı ayağa kaldırsın. Behram Bey de bizi bacağımızdan assın. Merhabalar. Ben Tarık Murat Yenersoy'un eşiyim, adım Yeşim. Kızım için gelmiştim de. Tabii, hemen yardımcı olacağım size. Yeşim Hanım. Merhabalar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Yeşim Hanım, şimdi kızınız Öykü... Ne olmuş kızım Öykü'ye? Eyvah eyvah, bir şey var. Hanımefendi, konuşuyor musunuz? Öykü kayıp. Ne demek Öykü kayıp? Ne diyorsunuz siz ya? Ne oldu Öykü'ye? Kaza mı geçirdi? Biri mi kaçırdı? Ne oldu? Yok yok, bulacağız zaten. Biz arıyoruz. Merak etmeyin. Bulacağız. Hemen kızımı bulun! Hemen kızımı bulun! Kızım bir dur, bir sakin ol. Bir dur. Hemen bul diyorum sana! Yaşayım, dur! Öf Yeşim, Yeşim ya. Murat! Murat, Öykü kayıp. Ne olur gel hemen. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olamaz canım. Otelde ablasıyla, bakıcı ablasıyla geziyordur onlar. Ya burada bir sürü insan var. Aradık bulamadık diyorlar. Ne olur gel lütfen. Tamam, tamam. Sakin ol. Geliyorum hemen. Geliyorum. Geliyorum. Sizi mahvedeceğim. Görürsünüz. Behram Bey, bir sorunumuz var efendim. Gördüm, gördüm. Ve tamamdır Güzide. Tamam. Gerisi bende. Tamam hayatım. Aklına bir şey daha gelirse konuşuruz, haberleşiriz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz Güzide. Yapma bunu aptal işte. Yapma işte bunu. İtiraf et. Anne zina ne ya? Zina ne ya? Nasıl ya artık? Baban işte oğlum, baban. Yani ben de uzun zaman sonra bir uzaklaştım. Şöyle bir kafam dağıldı dün. Yine geldi, gündemimize oturdu ya. Babam yani işte anne. Şaşırtmıyor ya adam. Babam yani işte, babam. Oğlum sakin ol kızım. Ne var Ümit? Ablacığım. Ne var ablacığım? Senin ne derdin var? Ne var? Bakıp duruyorsun suratıma, ne? Görüyorum. Bir şey yok. Şey yapsana, bir ileri sarsana biraz. Sar. Şimdi oynat. Dur. Yaklaş bakayım biraz. Uzun. Buldunuz mu kızım? Cevap verin, buldunuz mu? Efendim, elimizden geleni... Dava edeceğim sizi, mahvedeceğim, bu oteli başınıza yıkacağım. Ya küçücük çocuğu size teslim edemeyecek miyiz ya? Bağırmayın Tarık Bey. Bağırmayın, ne oluyor ya? Bağırın bu oteli başına yıkmadığıma, şükretsen. Hiçbir şey yapamazsınız. Bir sakin olun ya. Kızınızı Ozan almış. Ne? Ozan mı? Ozan mı? Ozan ne alaka ya? Ozan değil mi? Evet, Ozan bu. Oh Allah, oh rahatladım. Rahatladın mı? Rahatladım tabii. Ozan abisini çok sever Öykü. Onlara daha önce gitmişti. Yani abisi kötü bir şey yapacak değil ya. Ya yaparsa Murat? Ya yaparsa? Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Ya bu sefer geri getirmezse? Şem, sakin ol. Git otur oraya. Ah, Ozan arıyor. Alo Ozan. Ulan ne yaptığını sanıyorsun sen? Öykü benimle diyecektim ama anlamışsın zaten. Ne demek şimdi? Delirtme beni Ozan. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Ha, tamam gezdirdin. Getir o zaman otele. Sen geleceksin Tarık Yenersoy. Kızını geri istiyorsan gelip kendin alacaksın. Bak Ozan, delirtme beni. Delirtme beni. Bak. Konum atıyorum. Oraya gel. Alo.
Ne istiyormuş Öykü'den? Niye kaçırmış kızımı? Kaçırmamış, kaçırmamış. Gezmeye gitmişler. Şimdi de sen gel al diyor bana. Niye kendi getirmiyor ya? Nereye gezmeye gitmişler acaba? Dur, konum attık, konum. Bak kahretsin, bak kahretsin. Tamam, ben hemen gidip geliyorum. Siz burada beni bekleyin. Daha çabuk gel. Yeşim Hanım, bir çocuklar sizi kafeye alsın. Bir çay kahve bir şey için. Siz de bir sakinlersiniz. Aa, çok iyi olur. Ağlamaktan içim çıktı. Defol. Ozan! Öykü nerede? Kızımı getir bana! Ozan! Bak oyunu oynamıyorum seninle, tamam mı? Öykü! Neredesiniz kızım? Ya. Ne yapıyorsun bakalım? Selin abla, Ozan abim ne zaman gelecek? Birazdan gelecek bir tanem. O gelene kadar biz de resmimizi çizeceğiz. Kısımları da boyayalım. Abla. Abla, ben sana şey söyleyeceğim. Ne oldu ablacığım? Dur bir dakika. Efendim Elmas? Ne? Ne oluyor Ozan? Ne oluyor? Şu uçurumu görüyorsun değil mi? Şimdi o el frenini indireceksin, tamam mı? Bu arabayla uçuruma sürüklenerek öleceksin. Bu hikaye de burada bitecek, tamam mı? Ozan ne? Birazdan o el frenini indireceksin. Oğlum, oğlum delirdin mi sen? Ben senin babanım, baban. Bak bak bak, aynı karnız, aynı canız biz, tamam mı? Bak eski, eski güzel günlerimizi düşün. Sen ölmeyi hak ettin. Anneme, ailemize, bize yaptıklarınla ölmeyi çoktan hak ettin. Bana bak. Ozan. Beni baba katili yapma. Oğlum, ben senin babanım ya. Aynı karız. O el frenini indir. Ölümüne kendi ellerinle git. Ellerimi senin o pis kanına bulaştırmak istemiyorum. Tamam mı? Ölümüne kendi ellerinle gideceksin. Ama bak, buna mecbur kalırsan bunu kendim yaparım. Ozan, ne yapıyorsun sen? İndir o el frenini!
Hayır Ozan, Ozan ben sizin... İndir sizi, freni! Ben sizin babanızım. İndir o freni! Ne istiyorsun? Para mı? Tamam, hepinize para vereceğim. Oyluma sana. Musa! Annenize indir. De. Lütfen, lütfen, lütfen yapma Ozan. Sen meselenin hala para olduğunu zannediyorsun değil mi? Çünkü senin için mesele sadece para. Mesele para değil. Anladın mı? Mesele kötülük. Ozan. Mesele senin yaptığın kötülükler. Ozan geriye dönebiliriz. Eski güzel günlerimize dönebiliriz bak. Ben çok direndim biliyor musun? Çok direndim. Kendimi senin böyle biri olmadığına inandırmak için çok direndim ben. Ama yanılmışım. Ya bizim babamız böyle biri değil. Böyle bir yanlış yapmaz. Annemi üzmekten vazgeçecek dedim. Ama yanılmışım. Bak sen tam da böyle biriymişsin. Hayır lütfen. Ya sen... Annemi öldürmeye kalktın. Sen çok kötü bir insansın. Ozan. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeyeceksin. İndir o frenini. Lütfen. İndir o freni. Lütfen Ozan yapma. İndir o freni. İndir. Lütfen hayır. Ben sizin babanızım. Hayır lütfen yapma. İndir o freni. Hayır indir. Hayır yapma. Musa. Musa hayır. İndir. Ne istiyorsan. İndir. Hayır yapamazsın Musa. Bana bunu. Musa indir. Hayır. Hayır yapma. Hayır. 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 Hayır